AutoCAD ile çizimler koordinat sistemine göre yapılır. Çizimlere başlamadan önce koordinat sistemini iyi anlamak gerekir. Biz koordinat sistemini 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak 2 bölümde inceleyeceğiz. 2 boyutlu koordinat sistemini bu dersimizde öğreneceğiz. 3 boyutlu koordinat sistemini ise 3 boyutlu çizimler konusunda anlatacağız. 2 boyutlu koordinat sistemi x ve y ekseninden oluşmaktadır. Yatay eksene x ekseni, dikey olan eksene de y ekseni diyoruz. X ve y ekseninin kesiştiği şu noktaya orijin diyoruz. Orijin x ve y değerlerinin sıfır olduğu noktadır. Ve genellikle ekranımızın sol alt köşesindedir. X ekseni üzerinden orijinden itibaren sağa doğru gidildikçe x değeri artar. Sola doğru gidildikçe x değeri azalır. O halde x ekseni için şunu söyleyebiliriz. Orijinin sol tarafında x değerleri negatiftir. Sağ tarafındaki değerler ise pozitiftir. Aynı şeyleri y ekseni için de söyleyebiliriz. Orijinin alt tarafında y değerleri negatiftir. Üst tarafında ise değerler pozitiftir. Koordinat sistemini şekildeki gibi 4 bölgeye ayırabiliriz. Birinci bölgede x ve y değerleri pozitif. İkinci bölgede x negatif, y pozitiftir. Üçüncü bölgede x ve y değerleri negatiftir. Dördüncü bölgede ise x pozitif, y negatiftir. AutoCAD ekranını bu koordinat sisteminin birinci bölgesi olarak düşünebiliriz. Sol alt köşede bulunan UCS ikonu bize x ve y eksenlerinin yönünü göstermektedir. AutoCAD ile iki boyutlu çizimlerimizi x, y düzleminde yaparız. Ekrandan sağa doğru gidildikçe x değeri artacaktır. Yukarı doğru gidildikçe y değeri artacaktır. Bunu şu alt tarafta bulunan koordinat göstericisinden de anlayabiliriz. Bakın şu anda imlecin bulunduğu nokta 248,156 noktasıdır. Bu rakamlar bize şunu göstermektedir. İmlecin bulunduğu nokta x değeri olarak 248 birim uzaklıkta, y değeri olarak da 156 birim uzaklıktadır. Mouse hareket ettirdikçe bu değerlerin değiştiğini görüyorsunuz. Sol alt köşeye doğru yaklaştıkça bu değerler azalacaktır. Alt köşeden uzaklaştıkça ve yukarı doğru gidildikçe bu değerlerin arttığını görüyorsunuz. Şunu da unutmayın. Bir noktanın koordinatı belirtilirken ilk önce x değeri söylenir veya yazılır. Daha sonra da y değeri yazılır veya söylenir. Yazarken x ve y değerlerinin arasında virgül işareti vardır. Burada da şu koordinat göstericisinde ilk önce yazılanlar, ilk yazılanlar x değerleridir. Virgülden sonra yazılanlar ise y değeridir. Örneğin ekranda şu anda çizilmiş bir çizgi görüyorsunuz. Bu çizginin başlangıç noktasının koordinatı 250,160'tır. Yani çizgimizin başlangıç noktasının x değeri olarak orijine uzaklığı 250 birimdir. Y değeri olarak da 160 birimdir. Birinci yazılan değer x değeri olduğunu söylemiştik. İkinci yazılan değerin de 160 olduğunu daha önce söylemiştik. Bitiş noktasına bakalım. Çizgimizin bitiş noktasının koordinatları ise 400,300'dür. Burada 400 x yönünden orijine olan uzaklıktır. 300 ise y yönünden orijine olan
uzaklıktır.